ki işte bu radikal örgütlerin tehdidi. Fakat o radikal tehditlere karşı savaşan Rusya ve Suriye varken bir yandan onlara karşı işte aslında Batı'nın, Batı derken tabii çok parçalı bütünden bahsediyoruz. Ben böyle Batı Batı dedikçe sakın ben de kafamda böyle bir bütün görüyorum düşünülmesin. O çok parçalı bütünün dediğim gibi yani Rusya'yla kendi çatışan ve Rusya'yı tehdit olarak gören, ulusal güvenlik ve demokrasi tehdidi olarak gören bir anlayışı var. Ama dediğim gibi öte yandan Suriye'de de aslında o radikal gruplara karşı savaşmakta Rusya ile çıkarlar bir yandan örtüşüyor. Amerika içinde, diğer Avrupa ülkeleri içinde. Böyle bir çapraşık durum var aslında. Yani Türkiye'nin dediğim gibi dönme dolap hali varsa aslında diğer ülkelerin de böyle bir karışık durumları var diyelim. Bir yandan işte Rusya'nın tehdit olarak görülmesinde Avrupa'daki veyahut da Amerika'daki sağ kesimlerin bir tehdit algısı var kendilerine göre ama sol kesimlerin de veya Amerika'da demokratların da farklı işte demokrasimizi ele geçiriyorlar seçimlere müdahale ederek diye mesela ki Avrupa'da da böyle bir tartışma var. Böyle bir anlayış var. Dolayısıyla dediğim gibi işte farklı farklı çatışmalar yürüyor aslında Suriye üzerinde. Evet, aslında bu Türkiye'nin NATO dışında kalması gibi aslında bu ara çok yazılıp çiziliyor. Bunun üzerine de konuşuluyor. Az önce belirttiğim yazıda The Times'ta da bu NATO üyeliği ile ilgili konusunda bir vurgu yapıldı. Hatta Türkiye NATO üyeliği konusunda ciddi ise bizim sözümüzü dinlemeni ve bu kaosu Kürtlere sürdürdüğü savaşına devam etmek için kullanmamalı dedi. Bugün Medyapod'da da Münferit programına konuk olan Aydın Selcan da bir NATO vurgusu yaptı. Rusya'nın NATO dışında kalacak bir ülkeyi Türkiye'ye yaşatacak, su üstünde tutacak bir ekonomik gücü yok dedi. Yani NATO dışında kalması gibi bir durum söz konusu mu Türkiye'nin? Yok o pek mümkün gözükmüyor. Yani şöyle, NATO ile bir takım zıtlaşmalar vesaire olabilir ama bu da aslında popülizmin bir parçası bu arada. Bunu bir parantez açıp koyayım. Büyük kurumlarla aslında kurumsal, küresel kurumsal yapılarla çatışmak. İşte mesela işte Amerika'nın Uluslararası Adalet Divanı ile çatışması var. Ondan sonra işte şey yakın zamanda işte başlayan. Ama mesela çeşit çeşit aslında Avrupa Birliği'ne mesela Trump yönetiminin bir anlamda kurumsal olarak savaş açması alttan alta söz konusu. Orban mesela keza Avrupa Birliği'ne karşı adeta bir kendine göre Haçlı Seferi diyor vesaire. Bütün bu şeylerin ve uluslararası kurumlarının kendi halleri vesaire bütün bunlar eleştirilir. O ayrı bir konu. Elbette bu kurumsal yapıların hepsinin ayrı ayrı işte Uluslararası Adalet Divanı'nın övülecek yanı çok ama diğer başka yapıların işte IMF'den tutun, Dünya Bankası'na tutun vesaireydi. Bütün yapıların eleştirilecek yanları da çok var Avrupa Birliği'nin de keza öyle. Ama bunların ötesinde popülist algıda ve popülist liderlerin tahayyülünde başka bir şeyden bahsediyoruz. Bunu tamamen bir araç haline getirip, mesela bizde de Dünya Beşten Büyüktür'le ve daha önceden hatırlatalım, Birleşmiş Milletler'e karşı bu tarz bir şey oldu, çıkış vesaire olmuştu. Şimdi baktığımızda işte bu son yazılan Batı medyasındaki yazılarda Birleşmiş Milletler'e atıfta bulunulduğunu tam tersine görüyoruz. Yani böyle de bir aslında zıt durumlar söz konusu. İşe gelince böyle, öyle olunca böyle falan filan gibi. Onun için şimdi bunlarda bu NATO konusunda vesaire de bir tabii Türkiye'de bu anti-emperyalizm düşünceyle bambaşka bir tarihi var bu işin sol düşüncede. Öte yandan ve sol gelenekte. Öte yandan şimdi NATO'ya bir zıtlaşma sonra da bir aynı zamanda NATO'ya yakınlaşma halinde başka bir araçsallaştırılması söz konusu siyasette. Bunlar çok aslında iç içe geçen fakat birbirinden çok ayrılması gereken de haller. Bir kere buna dikkat çekeyim.
Onun ötesinde ilginç bir şey var NATO'ya karşı. Kamuoyu araştırmalarına baktığımızda halkımızın büyük çoğunluğu NATO üyeliğini destekliyor. Şimdi NATO üyeliğinden ne anlaşılıyor vesaire, ben bunu çok bilemiyorum tabii halkımız nezdinde. Fakat ilginç bir şekilde Avrupa Birliği'nin üyeliğinden bile daha çok NATO'nun üyeliğinin devam etmesi gerektiği düşünülüyor. Herhalde ben bunu faydacı bir yaklaşım diye düşünüyorum. Batı şemsiyesinden çıkıyor olmak ve bir anlamda tek başına bir dış politika sürdürmek hem ekonomiyi negatif etkiler diye hem işte Türkiye maceralara sürüklenir diye kamuoyu tarafında herhalde bir hep itidal, orta yolculuk hali aslında hakim. Dolayısıyla ben NATO'ya hem işte bu dediğim gibi Batı ittifakıyla tekrar yakınlaşma çabaları varken bir çıkışla ters yöne gidileceğini pek düşünmüyorum açıkçası. Evet, epeydir de bu Raip Brunson krizini biraz unuttuk gibi geliyor bana. Pek bir başlıkta Belki görmüyoruz. Hani sanki unutuyoruzdur. evet, yakın bir zamanda hani Amerika ile Türkiye arasındaki tek sorun buymuş gibi birçok şey tabii yazıldı, çizildi. Elbette bu sorun yani her açıklamasında dile getiriyor Amerika, hani derhal serbest bırakılması yönünde, ev hapsinde şu anda. Şimdi diyelim ki Raif Brunson serbest bırakıldı. Yani Türkiye ile Amerika arasındaki en ciddi sorun elbette bu değil, değil mi? Ne olacak mesela Yok serbest değil tabii. bırakıldığında? Yani yapısal olarak artık ilişkilerin çıkarların örtüşmemesi bakımından krize girdiğiyle ilgili çok yorum yapıldı son dönemde. Amerika'da sivil toplum kuruluşlarında Türkiye uzmanları bunu vurgulaya vurgulaya bir hal oldular adeta. Tabii bunda şöyle bir şey var. Yakın zamana kadar bu kadar karamsar değildi Amerika'daki Türkiye uzmanları. Fakat biraz herhalde kendilerine karşı da bayağı bir medya kampanyası yürütüldü. Bazı isimlere en azından karşı Türkiye'de. Bunun bir kere onlar üzerinde negatif psikolojik etkisini görüyoruz. Kendisine karşı kampanya yürütülmeyenler bile bir Türkiye'ye karşı olumsuz algıya girdiler. Türkiye nereye gitti gibi. Bir bu var. Türkiye aslında lobi şirketlerine Ankara bayağı bir para öderken kendine eleştirel yaklaştığını düşündüğü sivil toplum kuruluşu sivil toplum diyorum, düşünce kuruluşu temsilcilerini bir anlamda uzaklaştırarak Amerika'da daha da büyük bir hata yapmış ve lobi gücünü kaybetmiş gibi oldu aslında. Çok karamsarlar onlara baktığımızda. İşte hem Trump yönetiminin heyheyleri üzerinde hem Türkiye'de işte böyle heyheyleri üzerinde bir yaklaşım var. O zaman bunların çatışması kaçınılmaz gibi bir anlayış doğdu Brunson krizinden sonra. Ama genelde yorumlar zaten de Brunson krizi ötesinde Amerika ile Türkiye artık bir ortaklığa sahip değil, anlaşamıyor. Her konuda çıkarları çatışıyor, çelişiyor gibi. Bu pek de öyle değil aslında. Yani evet, daha önce ne kadar zaten çıkarlar örtüşüyordu, o ayrı bir tartışma konusu. Bugün de 12 Eylül'ün yıl dönümü malum. Daha önceki darbeler tarihi, Türkiye'nin ve Amerika'nın rolü düşünülünce. Ama öte yandan baktığımızda mesela Suriye'de aslında şu an Türkiye ile İdlib konusuna geri dönersek Amerika'nın çıkarı son derece örtüşüyor. Fakat o da nedir? İşte yani Rusya'ya karşı bir anlamda hat çekiliyor olması ve Suriye'de Esad rejimine'nin bu kadar kazanıyor olmasının savaşı engellenmesi gibi bir aslında ortak çıkar var. Fakat bu fiiliyata dökülemiyor. Tabii ortada bir Kürt meselesi var. Kürt meselesi kendini YPG üzerinden ifade ediyor ve orada Amerika'nın bir tavır değişikliği beklediği ve Türkiye'nin aslında orada bir ortaklaşmaya Amerika ile gitmesi düşüncesinde olduğu açık. İşte mesela orada da tam tersi çıkarlar fena halde çatışıyor. Ve onun ötesinde tabii IŞİD meselesi var. IŞİD'in öncelik olarak ne kadar öncelik olarak görüldüğü meselesi var. Orada da işte Amerika ile mesela Türkiye'nin gene de görüşlerinin farklı olduğunu görüyoruz.
Dolayısıyla şimdi Erdoğan'ın şimdi 27-29 Eylül arası Almanya ziyareti var malum. Ondan önce de bu arada şey var, bir Amerika 23-27 Eylül arasında da bir Amerika ziyareti planlanıyor. Orada işte Trump'la bir araya gelir mi veya alt düzeyden Brunson'a yönelik bir takım şeyler konuşulur mu? Spekülasyonları var. Bakalım göreceğiz. Ama işte belki de Brunson'ın gündemimizden biraz düşmesinin bu ziyarette de etkisi olabilir. Bazı şeyleri unutunca zaten kendiliğinden çözüme gidiyor işler belki de. Şimdi İdlib gündemi derken Reyhanlı katliamına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. İzninle ben onu kısaca bir özetlemek istiyorum. Bu gelişmeyi Anadolu Ajansı da servis etti bugün. Anadolu Ajansı Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın Suriye'nin Lazkiye kentinde yaptığı operasyonda Reyhan'daki bombalı saldırıda Suriye istihbaratıyla irtibat sağlandığı ve failleri yönlendirdiği iddia edilen Yusuf Naziki'yi Türkiye'ye getirdiğini belirtti Türkiye'nin Anadolu Ajansı. Diğer zanlı da Mehmet Gezer vardı, bir de Yusuf Naziki ile. Bu ikisi 19 Temmuz 2014'te bir açıklama yapmışlardı ama bu katliama ilişkin aslında işaret ettikleri kişi Heysem Topalca'ydı. Heysem Topalca kimdi? Nerede adı geçiyordu? Niğde Ulukışla'daki IŞİD saldırısı iddianamesinde Adana'dan Suriye'ye gönderilen havan topu başlıklarında ve Milliyet Gazetesi foto muhabiri Bünyamin Aygün'ün Suriye'de kaçırılmasına dair haberlerde adı geçen isimdi. Bu zanlılar da bu ismi işaret etmişti bu katliamda. Şimdi bugün Anadolu Ajansı Yusuf Naziki'nin operasyonda yakalandığını söyledi. Görmüşsündür belki sen de, videoları yayınlandı Yusuf Naziki'nin ve bu katliamdan işte Suriye yönetimi sorumludur, Esad sorumludur şeklinde bir video var. Bu tam İdlib operasyonu da gündemdeyken bu zamanlamayı, Türkiye'nin Yusuf Naziki'yi yakalamasını sen nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi tabii ki zamanlama manidar ve orada şu da manidar aslında. Bir vurgu yapıldı Anadolu Ajansı haberinde de ve diğer yerlerde de tabii o haberi kullanan. Evet. Yerli ve milli bir operasyon olarak nitelendi bu. İstihbarat desteği yok dendi. Ya tabii bu dış istihbarat önemli, o vurgu. Çünkü yani mesela Amerika'nın desteğiyle yapmadık. Amerika ile bir istihbarat desteği, alışverişi sonucu bu gerçekleşmedi mesajıdır bu. Ya burada işte dedik ya, sahada aslında şu an İdlib konusunda Amerika ile çıkarlar örtüşüyor diye. Orada işte bu da aslında gerçekten Lazkiye gibi hakikaten Esad rejiminin güçlü olduğu, Esad'ın güçlü olduğu bir yer. Ve Rusya'nın bu kadar istihbaratının hakim olduğu bir yerde bunun, bu operasyonun gerçekleşiyor olması tabii ki de bir mesaj. Hı-hı. Muhakkak ki sadece iç kamuoyuyla ilgili bir işte bir istihbarat başarısı, biz nelere kadiriz gibi istihbaratın bir gövde gösterisi değil, ama öte yandan dışarıya da tabii burada ciddi bir mesaj var. Onun dışında bu işler o kadar karışık ki, yani hakikaten dünya çapında bir böyle araştırmacı, gazetecilik aslında çabasıyla birçok şey belki ortaya çıkabilir bir gün. Birçok farklı ülkeden gazetecinin dayanışmasıyla, böyle bir ağın adeta çalışmasıyla. Yoksa bizim gibi faniler için dışarıdan, mesela ben tabii Suriye'yi takip eden biriyim, Suriye meselesi ve bunun ötesindeki bütün bu olup biten o kadar farklı taraflar var ki, her savaş kendi kirli ağını da oluşturuyor. Kimin elinin, kimin cebinde olmadığı, işin içine kaçakçıların girdiği, her tarafa çalışan, işin içine her tarafın örgütünün garip garip herkesle işbirliğine giren elemanlarının vesaire yer aldığı bir kirli ağdan bahsediyoruz. Bu bütün savaşlarda böyledir.
Dolayısıyla şimdi burada da kimin elinin kimin cebinde olduğunu anlamak, kimin piyonundan bahsettiğimizi anlamak pek mümkün değil. Ama Reyhanlı